İnegöl'den herkese selamlar, saygılar. Biliyorsunuz İnegöl'de ne meşhur? İnegöl köfte çok meşhur. Bir de İnegöl'ün mobilyası meşhur. Ama bir meşhur şey daha var. O da Furkan Kokoreç. İnanın bana Bursa'dan, çevre illerden, Eskişehir'den akın akın insanlar buraya geliyor. İçeride onlarca çeşit kokoreçten ürünler var. Şimdi onlardan bir tanesinin tadımını yapacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmiyoruz. Mekana geçiyoruz. Keyifli seyirler diliyorum. Aydın Usta kolay gelsin. Teşekkürler. Bize çok güzel bir restoran dinlettin. Teşekkür ediyoruz. Sevgili ustam, kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Babadan gelen bir mesleğimiz bizim. Baba mesleğimiz. Takriben bir 35-40 senedir kendim tezgahın başındayım. Yani İnegöl bir ilçe, küçük bir yer ama yani çok İnegöl'e, fazla İnegöl'e. İlden de büyük aslında. Doğru. İnegöl gibi bir yerde kocaman bir dükkan açmışsınız. Bayağı hatırı sayılır büyüklükte bir kokoreç dükkanı. İnegöl halkına da baştan bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Bizleri her daim desteklediler. Her daim bizlere bizim yanımızda oldular. Biz de tabii bu kokoreçi sevdirdik. Kokoreçi İnegöl halkına sevdirdik. Hizmetimizi severek yaptığımız için her daim yanımızda oldular. Şimdi bu ne usul oluyor ustam, Aydın ustam? Bu kokoreç. İzmir usulü değil sanki, biraz fazla bu, incelttik. Bizim İnegöl'ün ve Bursa'nın kendine az kokoreç tarzı. Evet. Kokoreçin özü aslında budur. Kömürde pişer, ince kıyım olur. Dana kokoreç var kesinlikle, mı içerisinde? Kesinlikle olmaz. Daima kuzu. Kokoreçin makbulü kuzudur. Uykuluk kullanıyor musunuz? Neler var içerisinde? Anlatabilir misiniz? Uykuluk ve çöz var. Kokoreçe lezzet veren zaten uykuluk ve çözdür. Evet. Öyle kuyruk para... yağı falan kullanmıyorsunuz. İç yağı kullanmıyorsunuz. Kesinlikle hayır. Seyyar arabadan gelmedi zaten biz. Seyyardan gelmedi. Daha bu şekilde büyüme oldu. Sevgili ustam, birçok çeşit var sizde. Bize bugün ne yapacaksınız? Bugün size özel menülerimizden porsiyon kokoreçimizi yapacağız. Ekmek arası, güveçli kokoreç. Oo, içine ekmeğini oymuşsun. Değişik bu. Dolma kokoreç deriz biz buna. Bir bakabilir miyiz? Bir saniye. Tabii. Açabilir misin kapağını? Vallahi hiçbir yerde görmedim ben bu şekilde. Ekmeğin içine özenle oydun, içini doldurdun bu şekilde. Bile gözle domates, soğan makbuldür kokoreçimizde. Bu İnegöl usulü diyebilir miyiz buna? Bursa tabii. Usulü mü, İnegöl usulü mü? İnegöl. Bursa'da gitsek bunu bulamayız belki. Doğrudur. Bursa'da bulma şansımız yok. Burada da doğranmış domatesler var. Sıcak. Ha, ısıttınız bunu burada. Tabii. Baştan domateslerimizi ısıtıyoruz. Kuyu da yapıyor musunuz? Kuyu da yapmıyorsunuz herhalde kokoreçi. Kuyuya kokoreçin kendi özünü, suyunu, yağını saldığı için kuyu da kokoreçi tavsiye etmiyorum. En makbulü mangaldır her zaman için. Aydın ustam, bir de donmuş kokoreç satanlar var. Kokoreçi istediğin zaman getiriyor, kesiyor donmuş kokoreçi, ısıtıp sana veriyor. Böyle bir şey var mı yine gölde? İnegöl'de kesinlikle olmaz öyle. Bursa'da da yok değil mi? Bursa'da da yok. Dolmuş kokoreçin lezzeti hiçbir şekilde olmaz. Valla Adana'da çoğu yerde insanlara... bu şekilde donmuş kokoreç yiyoruz. Bir nevi... Hiç hoşumuza gitmiyor. Bir nevi insanları kandırma amaçlı, ticaret amaçlı. Herkes kendi menfaatini hareket ettiği için... Bir de kamyon tekeri gibi, traktör tekeri gibi dana kokoreç yapanlar var.
Sana bu konuyu tavsiye onlara etmiyorum. Onlara kızıyor musunuz? Daima. Daima. Kuzudan olur değil mi kokoreç? Kokoreçin özü kuzudur. Sağda solda daha kokoreç yapılmış insanlara kokoreçe... Bir de kötü kokuyor onlar biliyor musun? Koku doğranmaz. Halkımızın damak lezzetini bozuyorlar. Daha sonra insanlar kokoreçten tisiniyor, soğuyorlar. Evet, evet. Bu da bizim kendi usulümüzce yapmış olduğumuz güveçte kokoreçimiz. Beni buraya getiren kişi Murat. Hoş geldin. Bütün Bursalılar İnegöl'e geliyormuş. Aynen. Bu kokoreçi yemeye. İnegöl'de kokoreç kültürü bizde yıllardan beri olan bir şeydir. Ama bu işi sanata döken Aydın ustamız, yıllardır bu işi severek yapan insanlar. Adeta ona bir perküsyon sanatçısı da diyebiliriz. Bütün Bursa buraya akın ediyormuş. Bursa, İnegöl, şehir dışından her yerden gelen insanlar var. Dizi aile bir ortamıdır. Artı Aydın ustanın değişik farklı sunumları var. Sadece kokoreçi düz mantık yapan bir usta değildir kendisi. Kokoreçe level atlatmışsınız. Doğrudur. Olması gereken mantarlı, kaşarlı kokoreçimiz var. Sunumlarımız farklı olur. Şeyi de sorayım Aydın ustam, bu kullanmış olduğunuz kömür meşe kömürü müdür? Meşe kömürü. Hı. Kızıl meşesi. Tamam mı Aydın ustam? Tam bir 5 dakikamız kaldı. Sen ne yaptın ya böyle? Güveçte kokoreçimiz. Aman Allah'ım. Yine göre az bir lezzettir bu. Şiddetle tavsiye ederim. Aydın ustam bunların fiyatlarını alabilir miyiz sizden? Fiyatları... Her gün zam geliyor biliyorsunuz her, ama... Her gün sabit değişiklikler. Bugünkü fiyatımız bize. Porsiyon kokoreçimiz 80 lira. Hı-hı. Güveçte kokoreçimiz 90 lira. Burada ne kadar? Kaç gram var şimdi? Tahmin. Kaç gram var? Takriben bir... 250-300 gram kokoreçim var. Var değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Aydın ustam yani elinize kolunuza sağlık. Teşekkürler. Bir yana yedikten sonra bir sohbet edelim. Tamam olur. Evet bu işin en heyecanlı anına geldik Murat. Evet. Son nokta. Şimdi bunu paylaşalım. Biraz sen bundan da tat ben ondan da bakayım şimdi, tadına.
bu öncelikle hem kanala hem de İnegöl'e hoş geldiniz. Burası İnegöl'ün kokoreçte gerçekten hem görsel hem de tat olarak son duraktır yani. Mesela güveç kokoreç şu an Türkiye genelinde hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir sunumdur. Ve çeşitler çok fazla. Aydın ustamız zaten bu işin duayenidir kendisi. Baba mesleği. Baba mesleği zaten. Yıllardan beri. Biz severek yeriz. Aile ortamıdır. Gayet de güzel lezzetler var. Şunu vereyim sunumlar sana. Var. Soğumadan buraya banalım. Aynen. Allah Allah. Şöyle bir görün. Gerçek süt kuzu kokoreç. Kıvamı, lezzeti, içerisindeki baharatıyla 10 numara 5 yıldız. Tabi burada Adanalılar bu lezzetten yoksun kalıyorlar ama onların adına biz bunu tadıyoruz şu an. Furkan ustam kokluyorum, Aydın ustam. Öyle bir kamyon tekeri dana kokoreç gibi kokmuyor bu. Çok güzel kokuyor, süt kuzu kokuyor. Aferin. Tabii herkes yaptığı işi severek ve özenle yapması lazım. Yani gıda sektöründe özellikle buna çok dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Bizde kokoreç de gerçekten yani günlük kesimdir bunlar. Ve çok lezzetli. Yani ben Türkiye'nin her yerinde kokoreç yemişimdir ama şimdi buranın adı ayrı bir tadı var. Furkan kokoreç. Furkan kuzu kokoreç. Ama ustamızın adı Aydın. Furkan. Neden Furkan biliyor musun? Furkan küçük kardeşlerin ismi. Hı. Oradan geliyor yıllardan beri. Ben bu işe başladım başlayalı hiç dana karıştırmadım dedi. Kesinlikle. Tamamen süt kuzu. Burada her şey organik, tazedir. Çok nezih bir aile ortamıdır ayrıca burada. Yani İnegöl'de eskiden kokoreç farklı bir kulvardaydı. Şu an tamamen vizyon getirdiler Aydın ustamız. Evet. Gerçekten bu işe yıllardır. Tertemiz bir mekan. Tertemiz, nezih bir ortam. Aynı zamanda çok teşekkür ederim. Aydın ustam çok teşekkür ederim. Muhteşem olmuş gerçekten. Ben hayatımda böyle bir kokoreç yemedim diyebilirim yani. Doğru mu? Biz sürekli yiyoruz ama. Hani, bu kelimene ben katılıyorum. İnanıyorum da yani. Zaten başka bir yerde yeme şansın gerçekten yok. Hani bunu gerçekten şey olarak söylemiyoruz. Evet. Keşke takipçilerin de imkanı olsa bu lezzeti tadabilseler. Ama İnegöl'e yolu düşen herkesi mutlaka Furkan Kuzu Kokoreç'e bekliyoruz. Gelsinler, bu lezzeti görsünler, yerinde İnegöl tatsınlar. İnegöl köfte de yesinler. Burası evet. Çünkü İnegöl. Tabii. Köftesi de meşhur bir yer. Köftem ama var, Furkan ustamı da yani Furkan Kokoreç'i de boş geçmesinler. Kesinlikle. Mutlaka. Buranın da lezzetini tatsınlar. İnegöl köfte burası özdeşleşmiş artık. İnegöl'ün nasıl Adana'nın kebabı meşhursa evet. İnegöl'ün de köftesi meşhurdur ama kokoreç Türkiye'de anonimdir. Yani herkes yapar ama burası çok farklı bir boyut. Yani şu kokoreçin şu sunumları, işte güveci, normal tepsi sunumunda atıyorum işte ekmek arası oyma ekmek de verilir bizim burada. Evet. İnegöl usulü, onun dışında İzmir usulü, müşterinin tercihine göre Aydın ustamız sağ olsun bu kulvarda kendini çok geliştirmiş bir ustamız. Kesinlikle buraya gelip bu lezzetten yoksun kalmasınlar. Mutlaka tadına baksınlar derim yani. Videomuzu kapatalım. Tamam. Ondan sonra gömülelim Murat Bey'e. Ne diyorsun? Rahat bundan rahat yiyelim. Bundan sonrası söz çatal bıçakta. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Elinize kolunuza sağlık. Aydın ustam çok teşekkürler. Elinize kolunuza sağlık. Evet sevgili dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür güzel videolar için kanalımızı lütfen takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.